Merhaba arkadaşlar, İsmail Akar ben. Birkaç gün önce Epic Games tarafından yeni nesil Unreal Engine 5 oyun motorunun erken erişime açıldığı duyuruldu. Epic Games nihai hedefin Unreal Engine 5'in tüm endüstrideki yaratıcıları çarpıcı gerçek zamanlı içerik ve deneyimler sunmaları için güçlendirmek olsa da bu erken erişim yapısı özellikleri test etmeye ve sonraki oyunlarının prototipini yapmaya başlamak için en uç noktada yaşamayı seven oyun geliştiricileri için tasarlanmıştır açıklamasında bulundu. Unreal 5'in bu erken erişim yapısı üretime hazır değil, ancak bu geçen yılki duyuruda sergilendiğinde çok fazla heyecana neden olan teknolojinin bir kısmını ilk kez deneyimleyeceğimiz anlamına geliyor. Daha önce hiç görmediğimiz ve bugün test edilmeye hazır olan Unreal Engine 5'in önemli yeni özelliklerine hadi gelin hep birlikte bakalım. İlk olarak Unreal Engine 5'te tanıtılan Nanit teknolojisine kısa bir bakış atalım. Nanit, büyük miktarda geometrik ayrıntıya sahip oyunlar oluşturmanızı olanak tanıyan, ayrıntıları normal haritalara baking işlemi veya logları manuel olarak yazma gibi zaman alıcı ve yorucu işleri ortadan kaldıran sanallaştırılmış bir mikropoligon geometri sistemidir. Milyonlarca poligondan oluşan film kalitesinde kaynak sanatını, yani ZBrush heykellerinden fotogrametri taramalarına kadar her şeyi kastediyoruz burada, doğrudan içe aktardığınızı ve bunları milyonlarca kez yerleştirdiğinizi ve bunların hepsini gerçek zamanlı bir kare hızını korurken ve fark edilir bir aslına uygunluk kaybı olmadan doğrudan aldığınızı hayal edin. İmkansız gibi görünen bu akış artık Unreal Engine 5 içerisine entegre edilen Nanit ile mümkün görünüyor. Unreal Engine 5 oyun motorunun içine entegre edilen Lumen teknolojisine de kısaca bakalım. Tamamen dinamik bir küresel aydınlatma çözümü olan Lumen ile dolaylı aydınlatmanın anında doğrudan ışıklandırma veya geometri değişikliklerine uyum sağladığı dinamik, inandırıcı sahneler yaratabilirsiniz. Örneğin günün saatiyle güneşin açısını değiştirmek bir el fenerini açmak kadar kolay bir hale geliyor. Bu benzetmeyi Epic Games yapıyor, ancak deneyip göreceğiz. Ayrıca Unreal Engine 5 içerisine entegre edilen Lumen teknolojisiyle artık ışık harita UV'lerini yazmanıza, ışık haritalarının baking işlemini beklemenize veya yansıma yakalamaları yerleştirmenize gerek kalmayacak gibi görünüyor. Unreal Editor'da ışıklar oluşturup düzenleyebilir ve editör ekranınızda son aydınlatmayı görebilirsiniz. Gelelim Unreal Engine 5'e entegre edilen açık dünyalar aracına. Epic Games her büyüklükteki ekip için açık dünyaların yaratılmasını daha hızlı, daha kolay ve daha işbirliğine dayalı hale getirme misyonuna devam ediyor. Bugün bu yeni nesil motor ile bu adımları deneme şansına sahip oluyoruz. İlk olarak Unreal Engine 5 motorunda dünyayı otomatik olarak bir ızgaraya bölen ve gerektiğinde gerekli hücreleri aktaran yeni bir dünya bölme, World Partition sistemi geldi. Ardından işbirliğini kolaylaştıran yeni bir aktör başına bir dosya sistemi geliştirilmiş durumda. Bu sistem sayesinde siz ve ekip üyeleriniz artık birbirlerinizin ayak parmaklarına basmadan aynı dünyanın aynı bölgesinde ve aynı anda çalışabilir hale geliyor oluyorsunuz. Son olarak veri katmanları, yani data layers, aynı alanda var olan katmanlar olarak aynı dünyanın farklı varyasyonları, yani örneğin gündüz ve gece sürümleri veya oyun yoluyla etkinleştirilen belirli veri kümeleri oluşturmanızı da olanak tanımaktadır. Unreal Engine 5 ile birlikte gelen yeni animasyon sistemine de kısaca bir göz atmakta fayda var. Animasyon oluşturmak veya düzenlemek için sürekli olarak Unreal Engine'in dışına çıkmak zaman alıcı ve zahmetli bir işti. Bu nedenle Unreal Engine 5'te inanılmaz derecede ayrıntılı karakterleri doğrudan proje içinde oluşturmanızı olanak sağlamak için animasyon araç seti Control Rig ile geliştirilmiş durumda. Control Rig gibi sanatçı dostu araçlar hızlı bir şekilde rig sistemi oluşturmanıza ve bunları birden çok karakter arasında paylaşmanıza olanak tanıyor. Bu sayede oluşturduğunuz pozları bir varlık olarak kayıt edebilir ve çalıştırmak için Pose Browser'ı kullanabilirsiniz. Buna ilave olarak doğal hareketleri oluşturmak için de yeni Full Body IK çözücüyü deneyebilirsiniz. Bu arada Motion Wrapping tek bir animasyonla bir karakterin kök hareketini farklı hedeflere hizalanacak şekilde dinamik olarak ayarlamanıza olanak tanıdığını da belirtmek isterim. Ve diğer bir özellik olan Meta Sound sistemine hızlıca bir bakalım. Ses deneyimlerinizi geliştirirken görünüm geliştirmenizle aynı miktarda kontrol ve esnekliğe sahip olmayı istediniz mi? Unreal Engine 5 ile temelde yeni bir ses oluşturma yöntemi olan Meta Sounds sunuluyor. Meta Sounds, ses, DCP grafik nesil ve ses kaynakları üzerinden tam kontrol sunan yeni nesil prosedürel ses deneyimleri sağlamak için ses işleminin tüm yönlerini yönetmenize izin veren yüksek performanslı bir sistemdir.
Meta Sounds tamamen programlanabilir bir materyal ve işleme hattına benzer olup, prosedürel içerik oluşturmanın tam avantajlarını Material Editor'ün gölgelendiricilere getirdiği sese getirir. Dinamik veri odaklı varlıklar, oyun parametrelerini ses oynatmaya, eşleme yeteneği, büyük iş akışı iyileştirmeleri ve daha fazlasını bu sistemle deneyimleyebilirsiniz. Son olarak Unreal Engine 5 geliştirilmiş kullanıcı arayüzü ve iş akış sistemine bir göz atalım. Unreal Engine 5'te Unreal Editor yepyeni bir görünüm kazandırıyor. Kolaylaştırılmış iş akışları ve ekran alanının optimize edilmiş kullanımı ile daha kolay, daha hızlı ve kullanımı daha keyifli bir hale de geliyor. Bu erken erişim yapısındaki yeni özellikler arasında içerik tarayıcısını yani Content Browser'ı kolayca çağırma ve herhangi bir düzenleyici sekmesini daraltabilir, kenar çubuğuna yerleştirme, görüntü alanı etkileşimleri için daha fazla alan açma gibi özellikler de ekleniyor. Ayrıntılar panelinde ise sık kullanılan özellikler hızlı erişim için yeni bir favori ekleme sistemi de adapte edilmiş durumda. Ana araç çubuğunda ise aktörleri dünyanıza yerleştirmeyi kolaylaştıran yeni bir oluştur yani create düğmesi ile yeni projeler oluşturmak için geliştirilmiş daha kolay bir iş akışı da eklenmiş durumda. Mevcut bir Unreal Engine kullanıcısıysanız Epic Games Launcher'dan Unreal Engine 5 erken erişim ve örnek projesini indirebilirsiniz. Unreal Engine'de yeniyseniz ilk adım olarak Unreal Engine eğitim serimize bakmanızı öneririz. Bir 3D Mad Max videosunun sonuna geldik. Bir sonraki yaratıcı 3D Mad Max videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.